Peki nereye geçelim? Nilperi'ye geçtik. Nilperi'yi konuştuk mu? Nilperi'yi Nilperi'yi konuşalım. konuşmadık. Nilperi Şahinkaya 3 yıldır heykeltıraş Emre Yusuf ile güzel bir ilişki yaşıyor. Evet. Fakat annesi boşanmış bir anne babanın çocuğu. Annesi ve babası Nilperi Şahinkaya'yı sakın evlenme diye uyarıyor. Bu bir çocuk üzerinde ne kadar etkili? Mutlaka ki etkili olmuştur ki Nilperi Şahinkaya mutlu bir evlilik mi var demeye başlamış. İzleyelim. Güzelim zorlama kendiliğinden olmalı. Bebekteyiz. Nilperi Şahinkaya 2023 yılı için hiçbir plan yapmamış. Acaba buna sevgilisi Emre Yusuf ile evlilik planı da dahil mi? Eskiden planlıyordum ama baktım hiçbir şey yaramıyor. Yani planladığın hiçbir şey planladığın gibi gitmiyor. O yüzden artık hiçbir plan falan yapmıyorum. Maalesef bu açıklamayla değerli Emre Yusufi'yi üzecek. Annem bana evlenme diyor. Annem diyor ki evlenme. Sen gerçekten deli misin diyor. Annem de evet, babam da evlen. Olmaya başladı. Ya tabii canım ya benim anne babam hep öyleydi. Yani babam da der ki iki insanı alıyorsun, bir evin içine tıkıyorsun, sonra diyorsun ki siz anlaşın. Dünyanın en zor şeyi yani. Annem de babam da hiç yani evlenmene gerek yok diyor yani. Evlilik aşkı öldürüyor. Evlilik aşkı öldürüyor düşüncesi inananlardan mısınız peki? Ya siz evlilik aşkı ya evet, çünkü çok bir modelim yok benim karşı yani önümde öldürmüyor dedirtecek. Genelde değil mi öyle? Mutlu evlilik göremiyorum diyorsunuz yani. Ya göremiyorum ya. Yok, aklıma gelmiyor. Hayır, var mı sizin bildiğiniz mutlu evlilik? Ha, var mı, tamam. Tamam o zaman, saygılar. Ya benim çünkü... Sercan var, en basit abi var. Aa, öyle mi? Tamam, pardon. Pardon, tamam. Bütün fikrimi şu anda değiştiriyorum o zaman. Kaç yıllık evlisiniz? Dört, gayet iyi. Siz? Dört. Seniz dört. Valla da dört dörtlükler gördüğünüz güzel. gibi. Ama hep 7. yılda dikkat edin derler. Yok yok, tabii ki şey, kutlarım mı denir? Bir yastıkta kutlar. kocayım. Zorlama güzelim, zorlama Evet, 7 yıl kaşıntısında bu sebepten sormuştuk sana. 7 yıla dikkat edin diyor. Ne bu oluyor 7 yıldan bu sonra? Bu 7 yıl kaşıntısı aslında çok yıllar öncesinden gelen evet. bir yaklaşım. Almanya'daki psikologların hatırladığım kadarıyla bir çalışması, araştırması bu. Hatta bir dönem Almanya 7 yılda bir evlilikleri bir durduralım. Tekrar tazelenme gibi bir çalışmaya girdiler. Başarılı olamadılar. Ama şimdi bu 7 yıl yok. Ne yazık ki. Farkındaysan. 7 ay zor dayanıyorlar. Bravo, görüyoruz aynen. ki. Şimdi daha da azaldı. Evet. O. Nil'in de annesi babası aslında bir nebze bak. Bir parça şöyle iyi. Şimdi Nil anneni babanın beyniyle düşünüyor olabilir. Yani onlar da çok etkilenmiş. Onlar da 15 yaşındayken Nil boşanmışlar. Boşanmışlar zaten. Evet. Ya, evliliğin ne kadar iyi bir şey olduğuyla büyüyorsun ya da kötü bir şey olduğuyla büyüyorsun. Hı. Yani bunu sürekli duyuyorsun. Büyük bir ihtimalle daha çok onu duymuş. Şimdi ben şunu da söyleyeceğim. Yani evlilik evet kutsal bir şey, kıymetli bir şey, değerli bir şey. Ama o evlilikteki insanların ruh sağlığıyla alakalı bu. Yani ne kadar iletişim kurabiliyorsun, ne kadar kişilik yapın buna uygun, evlilikten ne bekliyorsun. Biz de isteriz sağlıklı bir evlilik olsun, sağlıklı çocuk yetiştirelim ama oraya doğru gitmiyor. Evet. Bu ülkede şöyle bir şey var. Evde kıyamet kopar. Yani evlilikle evet, ilgili. Her gün aynen. boşanır bunlar. Evet, her doğru. günden sabah akşam yerler. Çıkarlar kamera karşısına ya da sokakta komşuya giderler. Evlilik kutsal bacım. Evet. Ulan ne oldu? Doğru. Evde de yaşadın. Doğru. Sen yaşıyordun onu. Boyun devrisinden seni niye aldın? Canı çıktı. Canımın içi. Çocuğa sürekli bağırır seni doğuracağıma taş doğuraydın bilmem ne. Hayır, gider komşu ekrana çıkar bir tane doğurdum. Vallahi en iyisini de o doğurmuş zaten. En iyisi. Evet. Ben anlamıyorum, her şey ters burada. Bir şey evet. ters gidiyor demek ki. Yani doğru. o kadar iyi gitmiyor. Bizim dediğimizde ters gideni doğru anlamamız lazım. Evet, ona doğru. oraya bakmak lazım. Doğru. Kafa gitti. Kafa gitti. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi önümdeki haberi anons etmeden önce. Evliliklerde artık ilişkilerde maddiyatı çok ön planda tutuyoruz herhalde değil mi? Eskiden... Ekonomi sıkıntı artık Gülşe. Eskiden ne olduğuna, karşımızdakinin ne olduğuna, kim olduğuna bakardık. Aa, güzel. Şimdi ne kadar kazanıyoru araştırıyoruz. Neden herhalde, biliyor musun? Dünyada şöyle bir çalışma yapılıyor. Çok ilginç. Ben de bunun üzerine okumalar yapıyorum. Ne yaptı da bir şekilde bu kadar zengin ya da başarılı oldu? Şimdi bir sürü insan, hepimiz travmalıyız. Şimdi travmalı, problemli insanlar genelde ömürlerini geçmişe adadıkları için duygusal olarak maddi manevi bir şey biriktirip çalışamıyorlar. Bir yerde kalıyorlar. Şimdi insanlar şuna bakıyor. Ya eğer bir para kazanmışsa, bir iş yapmışsa, bu ekranda ikinizi konuşuyorum mesela. Yıllardır istikrarlı yapıyorsa bunlar da bir şey var, bir şey başarmış bunlar.
iki şeye bakıyorlar. Bir, para. İkincisi, ne yapıyor da, hangi yeteneği var, ilişkileri nasıl, network'ü nasıl kullanıyor, ne beceriyor da bunu başarıyor. İki şey önemli olmaya başladı aslında. Kimse kusura bakmayın, yani kimse güçsüz, zayıf, tembel, yerinde sayan, sürekli aynı konuları konuşan erkek de kadın da istemiyor. Ama ne iş yaptığına falan bakmıyor benim söylediklerim. Ne kadar kazanıyor? Ha şey, tabii. Limite miktarı diyorsun. Tabii. O ayrı. Hesap makinesine bakıyor. Ya şu da giriyor Gülşen'in dediğine. Çok tembel, bütün gün oturuyor. Ana babasının kira gelirleri kalmış, onları yiyor. Bu normal sağlıklı bir insan değil. İçin bir cazip bir eş, sevgili, arkadaş belki olursun da yani bir orada hayat Gülşen, arkadaşı değil. Gülşen'in dediği geliyor o zaman, o miktara paraya bakıyor. Adamın bakiyesine geliyor mu o para hiç önemli değil. İsterse bütün gün koltuğun üstünde otursun. Bak şimdi Kısmetse Olur programında da bir yetersiz bakiye olayı var. O anları da bir izleyelim. Bayağı tepki çekti sosyal medyada. Evet, hatırladım. En başında biz seninle Kırmızı Oda'ya gittiğimizde ben hayatıma alacağım kişinin zaten maddiyatını, işini, gücünü, bunların hepsini bilirim. Ve bir şekilde oldurmaya da çalışırım. Yani yoktan da var ederim ben. Öyle bir karakterim. Niye bakıyorsun? Oraya doğru bakar mısın? Bir bakar mısın? Hayır. Dıdıt. Akbiliniz yüklenmiştir. Son Hanımköy otobüsü kalkıyor. En son Bulgaristan'da kalmıştı. Acaba bu sefer nereye gideceksin? Çok merak ediyorum. Akbilini doldurdum bu arada. İstediğin yere gidebilirsin. Kız ben şok. Bu muydu yani? Yetersiz bakiyesin. Bu mu? Benim için yetersizsin. Bunun maddiyatla bir ilgisi yok bu arada. Yetersiz bakiyesin. Sen arabanın şeysini niye çıkarttın? Yani? Genel olarak yetersizsin. Tamam. Karakter olarak. Tamam hadi. Gidebilirsin. Sen gidebilirsin. Mutlu Hanımköy mu? Otobüsü. Mutlu oldun mu yani şu anda? Evet. Evet. Edebin ve adabın ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz yani bunları izlediğimizde. Nasıl bir insan olmamanız gerektiği ile ilgili bir video izlettiniz az önce bana. Yani çok üzücü gerçekten bunların ekranda olması, insanların bunu izlemesi, bu tip insanları izlemesi. YouTube'da izleniyor bu program. Yani, şikayetler gelmiş. Ya çok haklı şikayetli insanlar. Yani ya tamam YouTube özgürlük bir şey ama insan insanı hakaret etmek, küçümsemek, artı karşı tarafta oluşturduğun öfkenin farkında mısın? O öfke sana şiddet olarak dönecek duygusu var ama onu ne yapacaksın? Bakın şunu da unutmayın. Böyle insanlar buralara çıktıklarında birbirlerine hakaret ettiklerinde bunlar etkilenen de çok fazla kitle var ha. Tabii ki. Oturduğu sosyal yerde, medyada görebiliyorsun tabii. Tabii oturduğu yerde şöyle erkekler var. O kadınla ilgili konuşanlar var. Tabii. Kafayı yiyenler var. Yani açıklamalarını da çıldırtıyorsunuz bazen insanları. Hı-hı. İyiye gitmiyor arkadaşlar ortam. Yani biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Ya da olayı bu Cansel'den çıkarıp diğer kadınlara yüklüyorlar. Tabii. Kadın dediğin böyle işte, erkek dediğin de böyle işte deyip genellemelere varan adamlar. Burada arkadaşlar kadınlıkla erkeklikle ilgili bir şey yok. Genelleme de doğru değil. Burada insanlıkla ilgili bir şey var. Ben üzülüyorum ya. Ben çok doğru bulmuyorum bu tip programların YouTube'da. Ya da başka bir yerde yayınlanmasını, buna izin verilmesini. Evet. Yani hanımefendi diyorum kendisine, hanımefendi zaten bir ilişkideki ölçüsünü anlatmış bize. Bakiyen varsa bu dili gider. Maalesef sosyal medyada da görebiliyorsun. Biz zaman zaman denk geliyoruz. Yani TikTok'ta acaba özellikle çok bazı gençler dizilerde gördükleri hayatı ya da sosyal medyada gördükleri hayatı istiyorlar. Ama onu böyle çalışarak, emek vererek istemiyor. Kolay yoldan gelsin istiyor. Tabii. Kolay yol ne? Bazıları için işte zengin sevgili, zengin eş. Cinsel ilişki. Ya da cinsel beraberlik. Beraberlik gibi. Bunlar çok artmış durumda. Sosyal medya çok etkili bu anlamda. Ben katılıyorum söylediklerine ve aslında gençlerde de şu başladı. Gençler çok fazla, hani çoğunda da öyle. Yine yetiştirme tarzı belki önemli ama çalışmak da istemiyorlar. Evet, onu söyleyeceğim. Bize diyorlar ki mesela bir Z kuşağından biriyle sohbet ettiğimizde ben sizin gibi işte saçlarımı ağartmayacağım. Ben işte hayatta diyor çalışmam. İnfluencer olacağım ya da oyuncu olacağım. Ben oradan parayı bir seferde bulacağım. Tabii. Bölüm başına bu kadar kadar. Böyle senin gibi benim gibi sabah gelecek işe çıkacak akşam saatlerine kadar. Böyle bize yani, enayi gözüyle bakıyor. İşte bak onu diyecektim. Ben enayi lafını yedim. Tabii. Gülşen de yedi. Bize enayi gözüyle bakıyor. Kaç yılınızı verdiniz, saçlarınızı ağardı falan. Tabii. Yani
kısa yoldan hani bizim 30 küsür yılda yaptığımızı 3 yılda 3 ayda yapanlara da ben kötü şeyle bakmıyorum. İster 3 günde yapsın. Ben de pişman değilim hayatımdan. Yok ama. Tabii canım. Yani ben ama, sana vay uyanık demiyorum. Sen de bana enayi deme. Ama senin deneyimlerin de sizin deneyimleriniz de işin kalitesini arttıran bir şey. Bu sefer yani 3 ayda 7 ayda senin yaptığın benim yaptığım işi yapanları da görüyorsun işte. Evet. Mesela kalite yok, içerik yok. Evet. Bir tarz yok. Evet. Network yok. Evet. Bir kalite yok yani.